Selamlar. Bu kanalda ilk kez izliyor olabilirsiniz. Benimle ilk kez tanışıyor olabilirsiniz. O yüzden bu videonun önemi hakkında bir kısa konuşma yapacağım. Biraz alakasız olabilir ama yakından takip edenler bilirler ki bu bir süredir beklediğimiz bir video. Benim için büyük bir olaydı. Ancak bu sonuçta bir şey alma videosu. Maddi bir olay. Mal mülk. Bunların hepsi gelir geçer. Bir süredir haftalık bir seri yapıyorum YouTube'a. Haftada neler yaşadığımı anlattığım bir seri ve her gün her salı akşam 6'da bunu yayınlıyorum. Bu hafta maalesef ki güzel başlasa da benim için. Ülkemiz için biliyorsunuz ki bir deprem yaşandı İzmir'de. Ben de bir İzmirli karşı yakalı olarak hem bildiğim yerleri haberlerde izledim hem de zaten toplu olaylardan da etkilenen bir yapım vardır. Akrabalarım da oradaydı. Onların da evlerindeki hasarları birebir gördüm. Hani haberlerde gördüklerimiz zaten fazlasıyla yeter. Bir de üstüne bu kadar yakın olduğunda maalesef ki çok daha iyi anlıyorsunuz. O yüzden bunu es geçerek bu videoya başlamak istemedim. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok daha fazla vatandaşımız maddi manevi zarar uğradılar. Evlerinden ayrıldılar. Bu videoda bir negatif bir şey yok ama sanki göz ardı etmiş gibi yansısın istemedim. O yüzden de başına bunu eklemek istedim. Tüm yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı dilemek istedim. Maddi manevi zarara uğramış, psikolojik olarak sarsılmış tüm vatandaşlarımıza çok büyük geçmiş olsun demek istedim. Umarım herkes için hayat normale döner en yakın zamanda. Zor olsa da, hala bir süreç olsa da enkazlarla ilgili. Bizim de yaptığımız bir iş. Sonuçta biz de buradan bir gelir elde ediyoruz. Dolaylı yoldan birçok kurgucuya, yapımcıya, reklamcıya gelir sağlıyorlar. Nasıl dükkanlar kapanmadı gibi bizim bu işlerimizde devam etmek durumunda. Bu konuda sosyal medyada bir tepki var. Herkesi çok iyi anlıyorum. Biz de mümkün olduğu kadar buna karşı duyarlı olmaya çalıştık. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalıştık. Reklamını yapmanın hiçbir anlamı yok. Anlamsız geliyor bana şovun bu kısmı. Bu sözleri söylemeden bu videoya başlamak istemedim. Umarım keyif aldığınız bir video olur. Size iyi seyirler diliyorum. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gecenin sabahı. Çarşamba Perşembe'den çok sıkıntı olmaya başladı. Saati gördüğünüz gibi 5. Bugün 2 tane projem vardı. İkisini de teslim ettim. Artık büyük gün geliyor, yaklaşıyor. Geliyor gelmekte olan. Ama bitik haldeyim. Nereden baksanız bugün 8-9 saatimi Premiere Pro'da geçirdim. Böyle kafamda sekans dönüyor yani. Böyle acayip. Bilgisayar tabii seviyorum yani kurguyu bir yandan ama bir yandan da... Nasıl bir ses bu ya? Sabah 5 ya. Yapma be reis yani. Sabah 5 ya. Biraz uyuyayım da yarına başlayayım en azından. Böyle 10-11 gibi kalksam. 5-6 saat uyusam iyidir şu anda. Hadi! Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle evime gelen hediyeleri açıyoruz. Doğum günüm falan da değil. Çılgın mobilyacılar evime bir hediye... Masa sipariş ettim. Masaya bak şimdi. Niye bu kadar büyük geldi bu? 1.40'a 80 demiştik de bu çok büyük geldi ya. İnanılmaz. Twitch'te konuklu falan yayın yapıyorum abi. Arkada yatak var, tamam mı? Şimdi burada koltuk var, arka planda şu var falan, daha şık olacağını düşündüm. Bu masayı o yüzden o köşeye alacağız. Bu uzanma koltuğunu alacağız falan. Şimdi çıkmam gerekiyor. Tam üstüne denk geldi. Sen böyle kal. Ben halletmeye geleceğim seni. Normalde motosikletin bugün gelme ihtimali vardı. Ya bugün gelecekti ya da kesin olarak pazartesi. Ben hem heyecanıma yenik düştüm hem biraz da işlerim vardı bu tarafta. Geldim ama saat şu anda 3, bugüne yetişmedi. Çünkü işte beyanname gelecek, gümrükten çıkacak gelmesi falan. Pazartesiye kaldı. Bu arada ben böyle küçük elektronik işlerimi halletmeye genelde Palas Elektronik'e gelirim Kadıköy'e. Biraz önce gördüğünüz yere. Diğer büyük işleri, fotoğraf, kamera vesaire gibi işleri onları Avrupa'da Eminönü tarafında. Aklınıza bulunsun. Buralar böyle şey, mikrofon süngeri, ufak tripod, ufak kablo ihtiyaçlarına falan Palas'ı iyidir. Bir tık daha pahalı galiba sağdaki soldaki masajlardan ama benim tabii birlikten tanıdığım olduğu için eski. Sağ olsunlar hallediyorlar. Şimdi bir Korlas'a döneceğim geri. Orada bir ufak bir toplantımız var. Hadi alkış hazır mıyız? Bunlar aksesuarlı hali. Neye bakıyoruz biz? Trident 660. Sağ
akşam oldu. Artık toparlanıp eve gideyim. Bugün de işlerini bitirdim. Çok paylaşacak bir şey yoktu. Bir tanesi yayınlandığında Instagram'da paylaşacağım. Onu heyecanla bekliyorum. Scrambler Ducati'nin global sayfasında yayınlanacak yaptığım bir video. Bakalım. Ben tabii bunu unuttum tamamen bugün git geldi. Hadi bakayım. Bir de bunun kurması var şimdi. A few moments later. Yani tek başıma şu aşamaya kadar gelebildim. Şunu içeriye alacağız falan. Güzel. Burada daha rahat. Arka plan çok güzel olacak şimdi burada. Ona kasıyorum zaten. Burada böyle toplu yayın falan yaptığımızda rahat rahat yer olsun. Arka plan da güzel olsun. Yatak olunca garip hissediyorum abi. Sevmiyorum yatağı ya. Arkada yatak. Yayından önce topluyorum yatağı size şov olsun diye. Yatak %80 dağınık yani. O kadar belli ki yayın için topladı. Gerçekten büyük dertlerim var yani. Gördüğünüz gibi bugün de büyük. A few moments later. Kral oğlu kral. Vatandaş oğlu. Ne yapıyorsun lan? Nakliyatçı mısın sen? Ne yapıyorsun? Şarjı yokmuş ama. Şarjı var lan bunun. Var mı? Parmak izlerine bak Allah aşkına. Reader. Bu arada bitirdik Ali Mert'le sağ olsun. Burası artık böyle. Hadi şöyle göstereyim. Kanka bak işteyim. Home office işte. Böyle yapıyorum. Uzattım kardeşim ayaklarımı. PlayStation'a. O da işte işten kaytarma. Çok iğrenciz ya. Çok iğrenciz ya. Bence daha güzel oldu böyle. Yani başında da zaten taşındığında böyle yapmıştım. Sonra nedense masanın her yerini defalarca değiştirdim ya. Yok yok, sindi içime böyle benim ya. Güzel oldu. Orası bir köşe gibi oldu. Burası böyle salon gibi. Ama hepsi gibi. Hastanenin olmasının en güzel taraflarından biri de bu. Böyle işte özel günlerde, toplantılarda falan nereden ne alırım diye düşünmüyorsun. Niye geldim buraya? Çünkü ofise geldim aslında. Sebepleri şu, bizim merdiven tarafında boyalarda biraz sıkıntılar vardı. Güzel oldu. Şu kül kedisini de çeksene. Şuna bak, savaş alanına gelmiş gibi. Şunun tipine bak Allah aşkına. Ne yaptınız oğlum ben yokken ya? Ben buldum. Bu kadar da solumum var. Hiç aşağı indirmiyorum çocuğu da. Tatlı yemek dışında her şeye benziyor lan. Kaç aydır tatlı ağzına sokmuyor biliyor musun? Kaç aydır lan? Bir buçuk. Ben de iki konu. Harbi mi? Şu an hepiniz bana küfür mü ediyorsunuz, mutlu mu? Ya the muscle man misin? Dur şunu ufağa vereyim, ağlar gibi baktı bana ya. Ufuk! Bir şey diyeceğim, onu bir ye. Sonra yüzünün ifadesini görmek istiyorum. Güzel değil mi? Affediniz. Görüntüyü görmeseydim keşke ya. Alper eğilme bir daha lan. Bazı günler olur ya böyle, üzerinizde bir aptallık olur, bir türlü kendinize gelemezsiniz. Pazar benim için tam olarak öyle bir pazar. Nedense bir türlü kendime gelemedim yani. Ofiste öyle. Sağ olsun Ezgiler, İremler, bizim çocuklar, Ufuklar. Çok güzel yaptılar. Ben pek yardımcı olamadım tabii. Hafta içi çalışınca bugün sadece oturup sohbet etmek istedim ha. Artık yarın. Yarın için aşırı heyecanlıyım. Ama ben aklım orada. Galiba biraz da aptallık ondan yani. Değerli müşterilerimizin motorları geldi. Kamyonların Utku Bey'in de motoru inecek bu arada. Güzel motorlar, güzel insanlar. Ailemize hoş geldiniz. Tekrar hoş geldik abi. Terste değilsin değil mi? Terste değilsin dediğim adamın Uğur Akpınar olduğunu yeni fark ettim. Yani şöyle, normalde klip milip falan yapıyorduk ama çok baskıladınız yeni makinede diye. 2020 Monster 821. Hayırlı olsun. Sen alayım ben. Evet. Uzun lafın kısası Monster 821 sahibi oldum. Bayağı heyecanlıyım. Önümüzdeki bir yıllık dönemde Monster'la birlikteyiz. Bayağı proje gelecek. Çok da lafı uzatmamak için ilk kez klipli malipli motor duyarısı değil, duyarısı. Direkt kasanın açılışını koydum. Sonunda 2 yıl sonra 100 beygirin üstüne geri döndüm. Doğukan'a da bir motor alıyoruz. Hemen ne seçin? Buradan seçin alacağım. Ben şunu istiyorum, onu çeksene. Tamam senlik var ya. Bravo baba. Ne diyeceğimi de unuttum.
Çok heyecanlandık ha. 2-3 günlüğüne plaka işlemleri var. Onların hallolması lazım. Trafiğe çıkılabilir halde geldikten sonra önümüzdeki hafta ilk sürüş videosu öyle motovloglu falan gelir. Ondan sonra beraber izleriz. Ha şimdiden güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Güzel dedikleriniz için teşekkür ederim. Bana yorum atın lan. Allah sizlere dahilerin nasip etsin. Öyle söylüyorum ama bütün hayallerinizi hedeflendirdikten sonra en kısa zamanda gerçekleştirmeniz ve bu hedef doğrultusunda da hem iyilik yapıp iyilik de görmeniz dileğiyle. Çünkü iyilik yaparsan iyilik görürsün karşılaşırsın kanka. İyilik yap kanka. Denize at demişler. Sen ne diyorsun ya? Hayatta şu bir senelik sürecine bir bak. Yaptığın iyiliklerin karşılığında aldığın... Aldım, doğru. Tamam aldım. Elini indir. Sen elini indir. Sen ne iyilik yaptın? İyilik yapınca söylenmez ki abi. Ooo. Bak Taylan. Bu arada Taylan benim elimde büyüdü sayılır yani. Çok acayip. Kaç yıldır beraberiz. Yeni motor hediyesi ekler getirmiş. Ben şimdi bunu Doğukan direkt gömüyor tabii. Yani insansız gerçekten insan biraz kibar olur. Hiç. Buğra abi de direkt gömüyor. Çok acayip ya. Gerçekten. Bir direkt der yorum beleş. Hakikaten oğlum bir şey diyeceğim. Bütün video boyunca ekler yemem peki. Ben şimdi dağıtıp geliyorum. Buyurun. Utku Bey'in tatlısını getirene ve ikram edene teşekkür ediyorum. Dan 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 dan. Hadi hadi. Yok, hadi hadi bir tane bir daha. Hayırlı olsun demeyeceksin. Size diyeceğim pilates yaptım bugün. 3'e 5'e bakmayalım abi. Hayırlı olsun. Enerji niyetine. Eyvallah, Allah kabul et. Eyvallah abi. Buyurun. Afiyet olsun. İşte böyle iyi abiler arkadaşlar edinin. Ben 2 dakika önce motor aldım. Geldik burada kancadan oyuncak kovalıyoruz. Yapabilirsin.